Jason onlarla ne yapıyorsun? Yapma Banky. Banky'den de bir Rise yasaklaması geldi. Şimdi yasaklama sırası Royal Bandits'e. En azından Azir ve Rise koridorunu izlemeyeceğiz. Muhtemelen hemen herkes sıkılmıştır artık o koridordan. Sejuani yasaklaması da gördüğümüze göre muhtemelen ilk seçim bir Jarvan göreceğiz Malrang'tan. Yani Aurora tarafı herhalde Kalista'ya açık bırakmak istemeyecektir. Kırmızı tarafta olduğu için öyle mecbur bir yasaklama yapacaktır. Söz konusu geçen şampiyon Azir'e en azından ortadan kalktı. Evet. Peki Rise yasaklamasını doğru buluyor musunuz? İlk yasaklamadan önce. Yani Ryze zaten aslında bu patch'te bu yamada birazcık galibiyet azalmış olsa, galibiyet oranı kazanma oranı birazcık azalmış olsa da bunu biraz bu yanıltıyor biraz insanları. Ama Ryze'ın sağladığı etkiyi sağlayabilen şampiyon yok yani. Erken yani, oyunda bu kadar koridorunu, alanını koruyabilen şampiyon sayısı bir. Yani Team Aurora Ryze'ı açık bıraksa Royal Bandits alır mıydı ilk seçimden, öyle mi düşünüyorsun? Kesinlikle alma ihtimali vardı. Bu arada 3 tane ormancı yasaklaması geldi. Burada Wisdom'a direkt. Wisdom'a geldi ve burada muhtemelen Jax tercihi görebiliriz bu arada. Zoe geldi, Kalista açık. Ama alacaklar mı şimdi? Asıl soru bu. Ama hadi bakalım. Nunu mu? Nunu. Şimdi diğer bir soru. Rein Kalista'ya hakim. Hadi Kalista'ya bakalım. Kalista'ya hakim mi? Main'i. En iyi şampiyonu. Olmalı zaten. En iyi Kalista taşıyayım diye. En iyi şampiyonu. Kesinlikle Kalista gelecek burada bence. Bu arada Nunu da yani yavaşlatma etkilerine sahip şampiyonlar Kalista'nın gücünü bayağı bir düşürüyor takım savaşlarında. Bakalım. Kalista'yı tercih etmeyecek galiba. Üzerinde duruyor şu anda Panky. Son 5 saniye. Yani onun kanını kaynat ile bir Kalista görürsek eğer oyunda o da çok farklı bir boyut olur. Yani Aurora'nın bakalım. Belki burada Aurora yani maçtan önce veyahut da kendileri çalıştıkları bir kompozisyona doğru ilerliyor evet, olabilir. Evet kesinlikle ama aynı zamanda Holy Phoenix'in de en iyi şampiyonlarından bir tanesi Kalista. Yani hem Nunu'yu da almışken orta oyun için çok güçlü bir şampiyon yani güçlü bir kompozisyon yapma şansı var burada Royal Bandits'in. Hem Holy Phoenix'in elinden almak hem de Rein'e iyi şampiyonlarından bir tanesini vermek için ideal bir fırsat varken Caitlyn'e gittiler ve Skarner. Yani Avrupa LCS'de de yavaş yavaş görmeye başladık aslında. Dün sanırım bir maçta... Dün NA'de oynandı. Dün NA'de oynandı evet. NA'de de gördük, EU'da da gördük, Kore'de de gördük. Yani birçok yerde izledik Skarner'ı. Aldığı son dengelemeden onu birazdan meta'ya dahil etti diyelim ama yani şöyle dahil etti. Eğer ana şampiyonlar yasaklanırsa 4. 5. tercih olarak tekrardan meta'ya girdi. Dizginsiz Büyük Kitabı'yla beraber ilginç olabiliyor bu arada. Yani o çok rahat cevap verilebilen bir şampiyon aslında Skarner. Çok enteresan Kalista görmeyeceğiz. Evet Kalista çok ilginç ya. Ya ben şöyle yorumluyorum aslında. Karşınızda Nunu varken belki Kalista almak istemeyebilirsiniz. Royal Bandits'in almama sebebi de Caitlyn'e karşı çok zorlanacağından olabilir diye tahmin ediyorum. Evet, veya bir başka ihtimal tamamen bir takım kompozisyonu daha önceden oluşturulmuş gibi duruyor. Gangplank Tristana bakalım karşında Team Aurora ne seçecek? Jhon aldı. Tabii Jhon'a Caitlyn koridoruna karşı bence Kalista oynamak istemezsiniz. Tristana oynamak ister misiniz? Aynı hiçbir şey. Oynamak aşağı yukarı aynı şey. Yani bu ikilinin zaten dürtme potansiyeline hiçbir ikili evet, neredeyse ulaşamıyor. Yani Zaya Rakan belki bir ihtimal ki Zaya Rakan da çok etkili bir ikili oluyor zaten. Şimdi Tristana'nın yanına gelecek destek şampiyonu çok önemli bir rol aldı. Şimdi Dumbledore'un Namis'ini yasakladılar. Ki zaten koridorda biraz rahat ettirebilecek bir seçimdi Tristana'yı. Tarık, ve Jhon'a karşı da bence aslında. Tarık da gelecektir. Bence Tarık da gelecektir o noktada. Çünkü iyileştirmeye yönelik bir yasaklama yaptı burada. Team Aurora ve alt koridoru çok nasıl desem size hiçbir şekilde nefes aldırmamak adına yasaklamalar gelecektir. Ve o ikiliden de maksimum verim almak istiyor. Kalkan'a karşı zaten iyileştirmeden aslında çoğu zaman kazanıyor. O yüzden Jhon'a karşı kazanmak için de biraz daha iyileştirmeye ihtiyacınız olacak gibi ki Tarık geldi. Aslında yeni Jhon artık Kalkan'a karşı iyileştirme değil de dürtmeye karşı iyileştirme bir dengesi kurabiliriz. Çünkü Jhon'a artık Kalkan yeteneği onun biraz daha ikinci planda evet, kalıyor. Evet, planda kalıyor. İkinci planda kalıyor ama yine de erken seviyelerdeki o işte iyileştirme efektine karşı iyi bir tercih olabiliyor. Bu arada şu an Royal Bandits iki tane koridor, alt koridorunu, alt koridorunun iki taşıyıcısını ve üst koridoru gösterdi. Çok fazla geç odaklı görünüyor şu an için. Bu bir problem oluşturabilir. Mutlaka oyunun orta aşamasında güçlü bir orta koridor seçmek durumunda kalacaklar bence burada. Yine burada benzer bir şey Aurora için de geçerli ama onlar henüz üst koridorunu göstermediler ki burada bir üst koridor görebiliriz derken Ornn geldi. Şimdi Ornn birazcık daha erken ve orta oyunu Team Aurora lane'e çevirdi. Burada evet, mutlaka buna cevap vermek zorunda Royal Bandits. Yoksa oyunun erken aşamasını ki onlar için kritik bir aşama geriye düştüklerinde çok maç kazanamıyorlar ilk 15 dakikada geri düştüklerinde. Şu ana kadar zaten erken oyuna dayalı bir şampiyon tercihi yapmadı Royal Bandits. Gördüğümüz gibi kesinlikle bir şeyler lazım yani o noktada. Braum tercihi geldi. Bu arada Team Aurora Ornn'u aldı ama Braum'u yasaklamadan Ornn seçimini yaptılar. Ve ikinci seçim kısmına Braum'u bırakmak istemezseniz eğer Ornn seçmek istiyorsanız
yanına... Kör seçim bir Kasiopya geldi evet. Bu arada. Yani... Ryzen yasaklı olduğu noktada aslında hani devamlı kasar konusundan bahsediyorum. Kasiopya tercihi gayet normal. Şimdi burada Naru ne oynayacak? Onu düşünmek lazım. Bence bir Corki gelecek ya burada. Ben Naru'dan bir Corki bekliyorum. Talia açık durumda şu anda. Corki Kasiopya'ya karşı pek tercih edilen bir seçim değil. Evet. Talia da son dönemlerde böyle kendini göstermeye başladı. Ve seçildi. Evet, Talia şu an Team Aurora'nın kompozisyonu meta'nın en güçlü olduğu iki eşyada çok daha fazla güçlenen bir kompozisyon. Ve iyi de bir kuşatma kompozisyonu. Diğer tarafta çok geç güçlenen bir kompozisyon Royal Bandits'ten. Bu çok geç güçlenen kompozisyonların çok fazla tutmadığını gördük aslında. Eğer Aurora oyunun erken aşamasında bir üstünlük alırsa maçın 25-30. Dakikalar arasında tamamen koptuğunu görebiliriz bu arada. Ben Team Aurora'nın şampiyon seçmeklerini daha çok beğendim. Şu bizi yanıltmasın. Evet, geç güçlenen bir kompozisyon ama alan hakimiyeti konusunda kesinlikle çok büyük silahları var. Evet. Nunu ultisi, Cassiopeia'nın yazması, Gangplank'ten gelecek ulti. Ya o alanı bir anda Royal Bandits'in sahiplendiğini ve hatta global görevleri çok rahat bir şekilde elde ettiğini görebiliriz. Evet, bakalım maç nasıl ilerleyecek ve seçim yasaklama ekranını tamamladık. Şimdi kameralarımızı sunucu masasına doğru çevireceğiz. Regan Rura Second Best orada bizi bekliyor. Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi'nde 4. haftayı kapatıyoruz. 3. gün maçlarıyla biz sizlerle olacağız. Bugün bu maçların aktarımında ben Kürşat Regandur Demirer ve Kaan Second Best Kural. Bakalım bugün kimler kazanacak? Bugün nasıl maçları izleyecek? Hoş geldin Kaan, nasılsın? Hoş bulduk, gayet iyiyim. Hemen seçim yasaklama ekranında bir konuşalım. Neler söyleyeceksin? Valla ben Hetsenoire'ye katılıyorum. Royal Bandits bayağı ciddi bir risk aldı. Yani bu kadar geç güçlenen bir kompozisyon. Şimdi geç güçlenen kompozisyonlar iyi. Özellikle son dönemde belli rünlerle biraz daha hızlanıyor bu geç güçlenme süreci. Ama orta oyunu tutacak bir iki parçaya ihtiyacınız vardı. Ne Nunu ne Cassiopeia hiçbiri orta oyunu tutabilecek şampiyonlar değil. Aurora'nın hızlı, etkili ve ani darbe vurması lazım ki onu vurabilecek. Yani Skarner'ın ne yapacağı çok önemli olacak bence. Aslında Aurora'ya bırakılan Talia tercihini ben Royal Bandits'ten bekliyorum. Aynen, yani aynen. Oyunun ortasında en azından hem örgü duvarıyla savunma hatları oluşturabilir hem de erken hasar çok fazla ama ve onlar Kasiopeia yönüne gitmeyi tercih ediyor. Herhangi bir yere koridoruda yetişebilir. Valla açıkçası Galio veya şey bekliyordum ben. Galio da çok iyi bir seçim olabilirdi oyunu kurtarmak adına. Ama bakalım sonuçları nasıl olacak. Sceptred'in harika bir Cassiopeia oyuncusu olduğunu biliyoruz. Broken Blade harika bir şey oyuncusu. Gangplank oyuncusu. Nunu Tristana da müthiş bir ikili ama bakalım sonuçları nasıl olacak. Bu arada ilk ejderin alev ejderi olması az da olsa bir avantaj. Dördüncü haftayı kapatırken ilk maçta sizler de kimin kazanacağını düşündüğünüzü Twitch sohbete mavi taraf için 1, kırmızı taraf için 2 yazarak bizlere iletebilirsiniz. Tekrarlayalım, Twitch sohbet üzerinden Royal Bandits'in kazanacağını düşünüyorsanız 1, Aurora'nın kazanacağını düşünüyorsanız 2 yazın ve bakalım dünü mağlubiyetle kapatan iki takım ki bu haftanın flash takımı Dark Passage Dominos'a yenildi Royal Bandits. Öte yandan Aurora daha kalp kırıcı bir mağlubiyet aldı. Bu maçta kim gülecek, kim galip gelecek? 3 koridor birden itecek. Talia çok rahat koridoru itiyor. Caitlyn, Janna çok rahat koridoru itiyor. Üst koridorda da biraz Pankey'e kalmış ama Pankey de isterse itebilir o koridoru. Bu da nehir kontrolünün tamamen Aurora cephesinde olması demek. Ya tabii ilk 25-30 dakika boyunca istediklerini yapan tamamen Aurora olacak gibi görünüyor. Çok standardın dışında bir şey görmezsek çünkü koridorlar bize bunu söylüyor ama... Bu arada rakip ormana şöyle bir baktı Pankey. Broken Blade'i gördü orada. Malrang'ın maviden başladığını farkına vardılar. Zaten bekliyorlardı. Bu arada bekliyorlardı. Orta koridor ve alt koridorun, Aurora'nın yani Caitlyn ve Talia'nın seçimlerine bakar mısın? Minyon yok edicisi almışlar. O rünü almışlar. Bu şu anlama geliyor. Genelde bunu kuşatma minyonunu kullanıp o kadar hızlı ittiriyorsunuz ki zaten yeterince hızlı itmiyormuş gibi daha da hızlı itme işlerini sağlıyor. Yalnız burada tabii karşılarında Tristana olduğu gerçeği özellikle alt koridor özelinde o ittirmenin çok verimli olmamasını sağlayacaktır. Öte yandan Cassiopeia'da minyon temizlemekte çok zorlanan bir şampiyon değil. Öyle ama Janna Caitlyn o kadar fazla dürtecek ki bence itilmesini isteyecektir Tristana. Braum zaten kendi kulelerinin altına dayandılar bile. Bu arada oylamada sona erdi. Royal Bandits %60'a %39-40'lık bir oy oranıyla kazanmış durumda bu oylamayı. Bakalım izleyicilerimiz bu sefer de bilecek mi? Geçen haftalarla beraber tahmin oranı da çok fazla arttı. İlk haftalarda ne biz ne onlar başarı sağlayamıyorduk. Bu arada 5 tane dizginsiz büyük kitabı şu anda ve vadide. Orta koridorda biraz ilginç bir seçim Naru'dan. Buzul takviyesi. Buzul takviyesi inanılmaz yavaşlatan bir
çok ciddi ekstra bir kitle kontrol getiriyor buzul takviyesi Rune'ü. Şimdi bu arada Naru ile Sceptred arasında 3. seviyede bir takas gerçekleşti. Bu takasla aynı canlarla ayrıldılar ama Cassiopeia manasının çok daha büyük bölümünü cebinde tutmuş durumda. Orta koridorda bu arada herhangi dizginsiz bir kitabı olmadığını belirtelim. Dolayısıyla geri dönüş zamanlamaları çok belirleyici olacak. Yapılan takaslar ve minyonların nerede kaldığı çok önemli olacak. Malrang da Nunu'nun kolaylıkla yaptığı şekilde ormanı temizlemeye devam ediyor. Wisdom yalnız çok çok erken bir alev ejderi başlangıcı. Hemen alt koridora bakıyorum. Rain ile Farfetch ittirmiş. Şartlar tabii olgunlaşmış. Wisdom dışarı mı çekiyor? Evet, dışarı çekti şimdi alev ejderi. Tabii kristalini açtığı için tek başına yapabiliyor. Normalde Skarner'ın hani Nunu dışında bir şampiyonun bunu tek başına yapması çok kolay değil ama o kristal sayesinde o kadar fazla saldırı hızı kazanıyor ki. Yani şimdi Wisdom'ın canı oldukça azalmış durumda. Çarpı bekleme süresinde işte o Janna'nın kalkanı Wisdom'u mutlu etmiştir. Çarpı da geldi. Çarpı'la beraber de alev ejderini aldılar. Hızlı bir başlangıç. Beklediğimiz denli hızlı bir başlangıç orada. Aynen öyle. İşte nehre hakim olmak böyle bir şey. Nunu olduğu halde ki biliyorsun Nunu şey hedefleri, bağımsız hedefleri çok rahat. Yani tek başına ejderi çok rahat yapabiliyor. Nunu'nun etkinliğini bir anda sıfırlayabiliyorsunuz. Çünkü koridora siz hakimsiniz. Nunu'nun en büyük avantajını da böylelikle karşılamış oldular. Senin de söylediğin bu arada, gibi. Bu arada Talia 4 tane yükü kullanmış bile şeyde. Minyon yok yani edicide. 4. dakikadayız. O şeyleri beklemiyor. Caitlyn en azından kuşatma minyonlarını bekliyor. O hiç beklemiyor. Geleni atmış valla. Ve şunu söylemiştik. Işınlan yok ortak orada iki şampiyonda da. İsterse şu noktada Naru geri dönebilir ama o görüş sağlamaya doğru ilerledi. Nunu tabii orada görüş bitkisiyle beraber Naru üzerinde. Hem görüş sağlarken hem de bıraktığı kontrol totemi sayesinde Naru'nun oraya hakim olmasını engelledi. Wisdom bu arada üst koridorda, yani zorda da bir totem var. Broken Blade olanların farkında ki Gangplank'te ilk seviyelerde baskın yapılması oldukça güç şampiyonlardan bir tanesi Iskorbuto Çare ile birlikte. Aurora cephesinde 5 tane kronometre de var. Yalnız bu minyon yok ediciler gerçekten çok... Minyon uçuran. Minyon? Uçuran. Uçuran ha. Yok edici canım işte. Uçur ya uçur. Ya bu uçurmakla yok etmek arasında çok temel bir fark var Kaan. Daha iyi bir yere gidiyor minyonlar, öyle düşün. Uçuyorlar ya. Abi sen minyonların iyiliğini istiyorsun ama kaç minyon katlediliyor ya? Şimdi bu gerçekleri saptırmayalım abi. Hepsini yok ediyorlar işte, görüyoruz. Onlar geri geliyor. Şimdi bu arada Rain'in üzerinde meydan dayayıkları birikti. Rain sıçra kullanmak zorunda kaldı ama ondan bizde de var diyor Holy ile Dumble. Son bir vuruş. Holy Phoenix ilk kanı aldı. Royal Bandits oyunun başında zorlanacak dedik ama harika bir başlangıç yaptılar alt koridoruna. Kompozisyonun belli avantajları var. Şampiyonların belli avantajları var. Ama şampiyonu kullanan önemli. Ve şampiyonu eğer iyi kullanırsanız her zaman söylüyoruz. Meydan dayayıkları ve buz yanığı çok 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 önemli bir yetenek. Ona karşı hazırlıklı ve doğru reaksiyonu vermezseniz başınıza neler gelebilir? Burada da Holy Phoenix Dumbledore ikilisinin alt koridoru, kötü durumdaki bir alt koridoru nasıl rahatlıkla tersine çevirdiğini gördük. Burada tabii minyon uçurucu mudur, yok edici midir de bir işe yaramıyor değil mi? Yeterince iyi uçuramadı. Sayın Regandur Bey, minyon yok edici midir, uçurucu mudur diyordunuz. Şimdi kurtarsın senin minyon uçurucun. Uçurduğun minyonlar gelsin kurtarsın diyorsun. Bu arada bir 5'te 5'i de var. Holy Phoenix'in Tristana ile beraber. Bu arada oradan ulti geliyor. Pank erken altını seviyor oldu. Broken Blade de şimdi altı oldu. Pank o kule altını yapmak istemeyecektir. Gangplank ultisi. Karşısında durmak istemeyeceğiniz bir ulti. Ama bu takası kazanan taraf Pank oldu diyebiliriz. Aynen öyle. Ve Gangplank'in ışınlanı yok koridora geri dönmek için. Ya tabi burada Gangplank isterse ultisini kullanarak minyonları birazcık daha temizleyebilir. Şimdi alt koridora Malrang'ın geldiğini görüyoruz. Rain'in iki sihirdar büyüsü de yok. Yalnız tabi Nunu ile baskın biraz zor. Orada totem koymaya gelirse Farfetch ya da Rain başları derde girebilir. Rain geliyor bu hatta. Yalnız güzel şekilde Piltover silahını kullandı. Sersem yiyecek mi? Rain'den bir... Orada kronometre geldi. Rain'in buradan çıkışı yok. Malrang skor almayı başardı. Yalnız... Bir baskın Sceptre dayandı. Sceptre'dan harika bir taşlaştıran bakış. O da bu baskını engellemiş oldu böylece. Yalnız skorun tekrarını görünce Rain'in içinde kaldığı şeyi gördün mü abi? Korkunçluklar içinde kaldı. Tepeden toplar yağıyor. Bir tane buzul şeyler. Mutlak sıfır değil mi? Mutlak sıfır. Bir taraftan mutlak sıfıra inerken ısı kaybolurken tepeden gülleler yağıyor. Güllelerle ortamı biraz ısıtmaya çalıştı orada Broken Blade. Bir taraf birileri oldu. Ateş ediyor. Birileri buz yanığıyla sersemletiyor. Başına gelmedik kalmadı adamın ya.
henüz erken oyun kompozisyonunu da çalıştırmayı başarabilmiş durumda değil Aurora. Gerçi bu ya abi şu alana, şu alana bakar mısın? Üşüsem mi yansam mı? Aynen öyle. Bilemediği dakikalar Rain'in ve alt koridora müthiş bir baskı kurdu şu ana kadar Royal Bandits. Ve erken oyunda sorun yaşayacak kompozisyon dediğimiz kompozisyonun nasıl rahat ettiğini ve ettirilebildiğini, oynamanın şampiyon özelliklerinin önüne geçebildiğini görüyoruz. Orada Septon da Narun da artık takaslarına cevap verebilecek kıvama gelmiş durumda. Herhangi bir savaş istatistiği olmasa da Tanrıçanın gözyaşı. Ve şimdi bu arada Skarner'in orta koridora doğru geldiğini gördük ama Septon daha güvenli yerde. Şimdi bir başka takas görüyoruz. Broken Blade oradaki fiçiyi patlatmayı başardı. Pank üzerinde bir de çakar almaz. Bir anda takası lehine çevirmiş oldu. Wisdom ise bir pozisyon arıyor. Zaten 6. seviye oldu Skarner'la. Bir ulti ihtimali olur mu diye bekliyor. Çünkü zaten eğer Skarner'ın 6. seviyedeki ultisini kullanmayacaksanız Skarner'ın fazla bir katkısı olmayacaktır size. En büyük özelliği o. Yani Malzahar'ın bir başka çeşidi diyebiliriz. Malzahar'ın daha güzeli bu arada. Alıp götürüyorsun çünkü bir de. Yerine sabitlemeyi bırak. Doğru. Sen gel diyorsun. Doğru. Şimdi Pank yine Broken Blade'in üzerinde. Bir kez daha ulti geliyor. Üzerinde tutuştur da kullanıldı. Broken Blade'den güzel kronometre. Çıktığı yerde onu Ornn bekliyor. Sıçrasını da almayı başardı Pank'i. Tabii o bir önceki geri dönüşünde sıçrayı bırakıp yerine tutuştur almıştı. Tutuştur ışınlanla dönmüştü koridora. Broken Blade'in sıçrasını almayı başardı. Broken Blade'in ışınlığını da hala bekleme süresinde. Koridora yürüyerek gelmek durumunda kalacak. Öte yandan Pank'i bu minyon dalgasını ittirdikten sonra geri dönüp ışınlanla geri gelebilir. Yalnız yukarıda Pank'i gerçekten Broken Blade'in canını okumuş durumda şu ana kadar. Orta koridorda yalnız Naru aynısını yapamadı Septa'da. Ki aynısını yapsa da çok büyük problem değil. Şimdi minyon sayılarına bakıyoruz. Biraz geride Gangplank çok önemli değil. 15 minyon öne geçmiş Naru, o da çok önemli. Çünkü alt koridora odaklandım Malang ve alt koridor önde olduğu sürece, daha doğrusu koridorlar eşit gittiği sürece zaten her şey güllük gülistanlık demek Royal Bandits cephesi için. Yani şunu söylüyorsun aslında, Septet herhangi bir destek almadan bu minyon farkında tutmayı başardı rakibine. Hatta bir de baskının ultisiyle kurtulmuştu. Yalnız Septet'i gördüğümüzde sıçra kullandığını gördük. Naru ile orada birebir olmuş. Sanırım yerden bitmeden kaçmak için kullanılan bir sıçra oldu. Üst koridor ve orta koridor yardım almadan başa baş gidiyorsa bu Royal Bandits için ideal senaryo zaten. Ki başa baş gitme noktasında da arada, 14 milyonluk fark 6'ya indi. Aslında alt koridorda yardım olmadan önce de başa baş değil, hatta önde gidiyordu. Bir de üstüne üstlük yardım geldi onlara. Şimdi ikinci ejder yerini aldı. Bulut ejderi. İlk ejderi çok hızlı almayı başarmıştı Aurora. Oyun sonunda rakibinin çok kuvvetli olacağını düşünerek acaba bir kazanma koşulu olarak kadim ejderhaya yönelebilirler mi diye düşündüm ama bir başka global görev olan Vadinin Alameti'nde şu anda Wisdom. Ve bunu tek başına yapıyor. Yani ikinci seviyede, üçüncü seviyede alev ejderi yapan bir Skarner için burada Vadinin Alameti'ni solo olamak çok da zor değil. Tabii kristaller o kadar inanılmaz bir hareket hızı getiriyor. Yalnız ki. Yalnız Malrang geliyor şimdi. Burada tüket çarp kombosu var Malrang'ın ellerinde. Ve Wisdom bakıyorum. Wisdom oradan Vadinin Alameti'ni almış götürmüş. Vadinin Alameti'ni nereye götürdün abi sen? Vadinin Alameti de bayağı kızgın. Yani diğer canavarlara göre takip mesafesi çok çok yüksek. Ama Wisdom işte burada Vadinin Alameti'ni alamadı. Burada harcadığı zaman birazcık eksik kalmış oldu. Şimdi Broken Blade orada fıçısını kullandı. Ultisini de kullanıyor. Skarner geliyor. Ultiyi kullandı. Sersemledi. Şimdi ultisi geliyor. Düzeltiyorum. Önce sersemletme sonra ulti. Broken Blade'in buradan çıkışı yok gibi görünüyor. Skor Pank'e gidecek. Bu da Aurora'nın karşılaşmadaki ilk skoru oluyor. Bu çok belliydi ve aslında da yapabileceği fazla da bir şey yok. Yani önce sersemletme geldi. Parçacığı yedikten sonra normal saldırı yaparsanız sersemliyorsunuz, üzerine ulti geliyor. İkisine birden iskorpite çareyle kurtulamıyorsunuz. Zaten mıhlayı bekledikten sonra iskorpite çareyi kullandı ama artık kendini hızlandıran bir şeyden kurtulamamıştı Skarner'dan. Mızlan'ın etkisinden sonra yapabileceğin iyi şeyi yaptı Broken Blade. Tabii ama bu kadar. Skarner'ı üst koridorda gören Nunu da durur mu yapıştırmış cevabı. Bulut ejderine doğru ilerliyor. Ve şu anda rahatlıkla tek başına alacaktır. Ejderdeki sayıları da eşitleyecekler. Çarp geldi, tüket geldi. Bulut ejderi de vadiye bir gelmiş, bir gitmiş. Alt koridorda da yalnız kuleye de ciddi bir hasar vermeyi başardı Holy Dumble ikilisi. Bu koridorda öne geçtikten sonra zaten hayat çok daha kolay oluyor onlar için. Ya burada çok daha aktif, çok daha agresif bir Rain Farfetch ikilisi olmalıydı ama buna Royal Bandits izin vermedi. Bu onların hatası değil. Kesinlikle öyle. Peki Nunu'yu orta koridorun kuzey tarafında hiç gördün mü sen? Şimdi Nunu altı, burada yaşıyor abi. Kule altı denemesi gelir mi? Hayır. Rain ve Farfetch çıkacak ama sadece daha önemli bir görev. Hayır. İlk kule altını, Septed'da bu arada ilk kule altını tamamen Tristana'ya bıraktılar. Arada geçerken zaten çok kuvvetli değilmiş gibi. Bir daha 650 altın. Arada bir de Gromp'u da arakladı. Yalnız galiba
Orta koridorun kuzey bölgesine hiç geçmiyor şey Malvern. Burası oralar Wisdom'ın alanları. Yani şu ana kadar da oraya gitmesini gerektiren bir şey olmadı. Evet, Broken Blade geride. Peki Broken Blade'in başı şeyi ne abi? Günah şu ne? Var. Ya Broken Blade o fıçıları 30'dan sonra dizmeye başlayacak. Şu anda yani çıtır çerez Wisdom'a %10 civarı hasar verdi ama oyunun 30. dakikasından sonra işler zorlaşacak. Bu arada Holy Phoenix üst koridora gidiyor. Dün buna benzer bir tuhaf şey görmüştük. Yaz kuleye aldıkları için gidiyor. Bu kule değişimi evet. Mantıklı bir kule değişimi. Hayır, hayır. Dün yapılan hamlede Jinx üst koridora gitmiş. Tam gitmişken yok ben en iyisi alta gideyim deyip bir geri gidip aşağı geri gitmişti. Çok beklenmedik ve belki de onlara momentumu çok ciddi kaybettiren bir hamle olmuş. Evet. Burada onu diyordum. Bu sefer daha kore daha bilinçli bir hamle bu. Broken Blade sadece koridoru ittirdi ve Tristana'ya bıraktı koridoru. Malvern... Bu arada Skandrus koridorda mutlak sıfır geldi. Wisdom ve Panky'yi yavaşlattı. Ya şimdi oradan ulti geliyor. Havada yakaladı Holy Phoenix. Orada roket atlayışını mükemmel kesti Panky. Son bir vuruş gelecek ve önüme geçin. Dumbledore gerçek bir destek ama Ornn'un kafayı atmasına bir cevabı yok. Dumbledore çıktığında kendisini bir tuzak bekliyor. Bir anda Aurora 2 skor birden çıkardı. Üst koridor baskısı kurayım derken Royal Bandits ise burada momentumu yine rakibine kaptırmış oldu. Aynen öyle. Baskı kurmaya çalışırken rakibin ne kadar güçlü olduğunu ve ne kadar hızlı rotasyon yapabileceğini görüş olmadan hesaplamanız gerekiyor. Holy Phoenix de açıkçası roket atlayışını çok kötü kullandı. Yani nerede orada ben yani evet Panky'nin ultiye kafaya atmayı beklemesi belki daha mantıklı olacak. Bence de. Ama esas mesele nehir kontrolünü sağlamadan o kadar öne çıkmalarıydı. Rakibin ne kadar daha güçlü olduğunun farkında değiller. Şu anda çok daha güçlü Aurora cephesi. Ki zaten burada sayısal avantajları da var. Burada Holy Phoenix'in insan duvarı. Önce Holy Phoenix'in yaptığı hata şu. Önce roket atlayışını değil, önce sıçrayı kullanması lazım. Çünkü sıçrayı engelleyemiyorsunuz. Aynen. Roket atlayışı zıplama gibi görünse de aslında dash dediğimiz ileri doğru atılma adet yeteneği. Dolayısıyla Ornn ultisiyle beraber kesmeyi başardı. Önce sıçrayı kullansa roket atışına işte, çıkabilirdi. Bu nişancının hem kendi en iyi özelliklerinden bir tanesi hem de dramı. Bu arada şimdi o tarafa ışınlan da geldi. Wisdom, Farfetch, Rain arka taraflardan geldiler. Kendi üstlerinden çok uzaktalar. Naru yakaladı Holy Phoenix'e. Sıçrası yok. Az önceki pozisyonda kaybetmişti ama roket atlayışı var bu sefer. Bir noktada Aurora kendini çok kötü bir yerde buldu. Çünkü Broken Blade alt koridorda ikinci kule üzerinde çalışmaya devam ediyor. Ve üçlü kuvveti olan bir Gangplank'tan bahsediyoruz. İstediğini alamadı Aurora. Çok şey kaybedecek. Şimdi işte Royal Bandit sakin olduğu sürece büyük avantajlara sahip. Çünkü Aurora şu anda çok güçlüyüz ve yavaş yavaş bunu kaybediyoruz diye bir şeyler yapmak zorunda hissediyor. Ekstra bir şeyler yapmaya çalışıyor. Eğer bunlara yakalanmazsa avantaj tamamen Royal Bandit'e geçiyor. İşte ki şurada gördük. Çalıştılar ama iki kule birden özellikle alt koridor ikinci kulesi. Bir de karşınızda Gangplank var. Görüşünüzün olduğu yerde hareket edin. Görüşünüzün olmadığı yerde hep bir kötü sürpriz bekleyin Royal Bands cephesi için. Yukarıda hata yaptılar. Bu sefer aynı hata yapmadan inanılmaz büyük bir... Şu anda hiçbir skor almamış olabilirler ama o kadar büyük bir avantaj elde ettik ki Royal Bandits. Yani rakibinin üstüne kapanmayı yeterince verimli yapamadı Aurora. Özellikle Tristana gibi roket atlayışı yeteneği olan bir şampiyona çok daha iyi kapanmanız lazım. Ve çok ani kapanmanız lazım her şeyden önce. Ama bir taraftan da Royal Bandits'in önemli bir avantajı var. Gerçekten müthiş alan kapatan yetenekleri var. Miyazma, Mutlak sıfır. Aynı zamanda Gangplank ulti. Top sırası. Top sırası. Çağırıyor abi, bastırıyor. Buraya top attın diyor. Yağdırıyor topları abi. Aksiyona girmesine bile gerek yok. Tabii. Şuraya top istiyorum. Fiery Orb karşılaması da önemli bence bir kontrolü. Doğru. Bu arada altınlara bakıyoruz. Kilit isimler. Üst koridorda Gangplank 500 altın. Orta koridorda Scepter 400 altın ama en önemlisi alt koridorda Holy Phoenix 1600 altın. Ve takım arkadaşları bu altını Holy Phoenix'in cebine koydu. Aynen. Al genç adamsın. Yani bayramda harçlık alan bir çocuk gibi mutludur eminim. Aynen. Genç adamsın, ihtiyacım var. Koy cebine koy. Şimdi vadinin alameti de sanki birazcık zorunluluktan aktifleştirildi orta koridorda. Malrang da orada tüketini kullandı. Hatta vadinin alameti minyonlarla uğraşmak zorunda kaldığı için canının bir kısmını daha kaybedecek. O ilk kafayı atması çok çok gecikecek ve atamayacak vadinin alameti hatta kuleye kafa dahi atamadan düşecek. Zorunluluktan kullanılan bir vadinin alameti dedik. Ya Aurora şu anda bir saatli bomba ellerinde olduğunun farkında ama bunun saati gelmesin diye hamle yapmaya çalıştıkça bu Royal Bandits'in ekmeğine sanki yağ sürüyor. Aynen öyle ve tik tak tik tak sesler tik, geliyor. Ve ya böyle gittikçe daha sinir bozucu. Sinir bozucu olmaya başlar ya tik tak tik tak. Baba biri sustursun falan diye duvara atmak ister. Tabii. Patlayacaksa patlasın abi, bu stres yeter.
Bakalım sarı kabloyu mu yeşil kabloyu mu kesecekler. Oli Phoenix şimdi alt koridorda. Maçın şu dakikasından sonra da bu sahneyi bol bol göreceğiz. Kanı kaynamış bir Tristana ve ikinci eşyasını henüz tamamlamamış. Ebedi kılıç gelmemiş ama o da geldikten sonra ve daha da önemlisi bunun yanına bir de bombardıman topu ekledikten sonra vay Aurora'nın haline dememiz gerekiyor. Ve 13-14. Seviyeleri geçtikten sonra menzil de arttıktan sonra iyice. Şimdi dağıcıları vadideki yerini aldı. Rain tabi tuzakları dizdi. Kim çıkacak o tuzağın üstüne? Dumbledore çıkıyor ve oluşturduğu geçitten Malrang ve Holly de geçiyor. Dağıcıları henüz pek sevgi görmedi takımlardan. Burada Caitlyn'den ulti gördük. Malrang'ın hoşuna gitti. Malrang ikidir yapıyor bunu ya. O son kozun önüne gidip şuralarıma şuralarıma böyle sırtıma buraya vur buraya vur diyor. Ve dağıcıları şimdi bakalım bir sonraki hedef olacak mı? Oradaki kontrol totemi de Dumbledore tarafından yakalandı. Kristal'i de kontrollerini aldılar ama henüz dağıcılarına başlamış değiller. Ya tabii özür dilerim sözünü kesiyorum. Aurora'nın burada bir avantaja sahip olduğunu hala söyleyebiliriz. Çünkü şampiyonları burada daha iyi. Tabii. Zaten o yüzden Royal Bandits de hiçbir şey yapmıyor ki. Ya takım savaşı kompozisyonu karşıda hala. Royal Bandits sadece rakibi kontrol edip dakikaların ilerlemesini bekliyor. Bu arada iki koridorda, yan koridorlarda Royal Bands lane ettiği için Royal Bands için hava hoş şu anda. Şimdi burada sonsuza kadar dans yerden yapıyor. Bitmeye yakalandı. Taş hasadıyla da beraber ciddi anlamda bir hasar aldı. Orada ultulu kasırga da geliyor. Septet takım arkadaşının önüne geçmek zorunda kaldı ama sanki o kendisi tankmış gibi bu hamleyi yaparken o da büyük hasar aldı ve bu Aurora'ya bir pencere yarattı mı acaba? Onlar ejderha başlıyor gibi görünüyor. Ultulu kasırga arkada Septet'i yakaladı. Şimdi ejderha devam edecekler. Bu arada Wisdom'ın pozisyonu güzel. Oradan da ulti geliyor. Bakalım kaç kişi? 3 kişi ama esir atıldı. Dumbledore'da kapı gibi kullanamadı. Malrang rakibin içinde ama ilk düşen isim orada. Panky oluyor. Karşılığında Malrang skorunu almayı başardılar. Burada bir 4'e 4 var. Rainbow da arka tarafta. Broken Blade'e büyük bir hasar. Wisdom önlerde. Dumbledore önlerde. Tanklar ön taraflarda ama hasar burada Aurora'dan biraz daha fazla çıkıyor gibi. Nar orada mı yazmaya yakalandı. Şimdi kronometreyi kullanmak zorunda. Ejder de geldi. Var. Ejder de katıldı savaşa. Bu nasıl savaş? Ejder şimdi biraz da Aurora'ya hasar vereyim. Bak geçmesin diyor. Wisdom'ın canı çok çok az. Kalkanlar Wisdom'ı hayatta tutmaya çekti. Holy bekliyor. Holy bekliyor. Birinci skor. Holy bekliyor. İkinci skor gelecek mi? Hayır. İkinci skor geldi bu arada. Ejder'den üçüncü geldi. Skor da gelebilir. Patlayıcı yük. Üçüncü vuruş. Patlayıcı yük. Rain'in sonu olacak. 3-3. Bu arada. Bir ajan gibi bekledi o çalıda. 3-3'e katılmıyorum abi. Onun iki skor olmasının biri asist. Biri asist. Ejder'e verdi. Ejder'e galiba. Verdi abi. Net Ejder vurdu son vuruşu. Gerçi biraz KS oluyor biraz. Ve 20. dakika yürek yemiş. 20-25 Royal Bandits bunu yapabilecek bir tabii, kompozisyona sahip. Çünkü Cassiopeia sadece Cassiopeia ile Nunu yapar bunu. Nunu geldi dertler bitti. Malrang hem tanklıyor hem takım arkadaşlarını hızlandırıyor. Ve Royal Bandits bu avantajı harika şeylere çevirdi. Hem de ne kadar harika. 6000 altınlık üstünlük var. Çok daha öndeler. Evet savaşı tekrar görüyoruz. Ön tarafta Panky duruyor. Panky 4 kişiyi oyalarken arka tarafta da Malrang da 4 kişiyi oyalıyor. Ama bu işten karlı çıkan taraf Roy Benz oluyor. Fakat hala kristalin üzerinde savaştıkları için Wisdom burada savaşmaktan çekinmiyor. Üzerlerine gidiyor. Savaş tekrar Aurora lehine dönmüş gibi. Fakat yine çok güzel kayıt ediyorlar ve ana taşıyıcılardan Holy Phoenix hiç hasar almadığı için çok daha rahat hareket edebiliyor. Yine de savaşı bitirmek Royal Bandits'in lehine. Dumbledore çok az canla kalmış. Savaş bitiyor ama Holy Phoenix çok canlı olduğu için roket atlaşımda var. Bir şey dener miyim diyor. İşte denediği şey de bu. Önce bir skor aldı. Sonra Wisdom'a asist aldı. Daha sonra da zaten tek başına iki kişi alabilecek canda olduğu için gidip Caitlyn'in üzerine bombayı bıraktı. Caitlyn de düştü. Ve Royal Bandits Baron'un hemen ardından dağıcılarını da hanesine ekledi. Ve bundan sonraki görevlerde çok daha tehlikeli olacaklar. Oyun sonunun onlara gülümsediğini söylemiştik ama 21. dakikadayız. Bu arada Holy yakalandı. Skarner sıçrayla da beraber rakibin taşıyıcısını aldı, takımının içine götürdü. Ama yani Holy'nin buna hazır olması gerekiyordu. Yani bu Holy tecrübesinde bir oyuncuya yakışmadı. Karşıda Skarner varken bu kadar ön tarafta duramazsınız. Mümkün, o kabul edilebilir bir şey değil. Tabii yeni rünlerle beraber Skarner'ı çok mutlu eden bir değişiklikte dizginsiz büyü kitabıyla beraber bu sıçranın bekleme süresi %25 tabii. Daha az. Ve Skarner sıçrasıyla hayatta kalan bir şampiyon. Şimdi Broken Blade orada fıçı kombosunu tuturdu ama Farfetch'den güzel ayak oyunları sağ sol yaparak kurtulmayı başardı. Ama yani Holy Phoenix tecrübesinde bir oyuncunun hele bu kadar öndeyken ya bu riske asla girmemesi lazım. Rakibin çünkü en tehlikeli, sana en büyük tehdidi yaratan şampiyonu kim? Skarner. Ve onun sıçra mesafesinde durmayacak. Skoru vermek
evet oyunu kaybettirmedi ama Baron'a sahip olan bir Royal Bandits burada 1-3-1 ile çok ciddi bir baskı kurabilecekken nişancısını kaybetmiş oldu. Artı yani bu tip bir şimdi hatayı herkes yapar. Dünyanın en iyi Faker'da mesela 2 haftadır geri dönerken alışveriş yaparken yakalanıyor ölüyor. Faker mi kaldı ya? Kaldı abi canım. Eski eti mi kaldı ya? Dedim ama. Dönüyorlar. Bu hafta KSV'yi yediler. Tatlı tatlı dönüyorlar. Aynen. Sonuçta herkes yapıyor hatayı. Ama hata var. Bu tamamen tedbirsizlik. Bu şey, dün Naru söylemişti ya 10-0 oynarken iyice şımardım hata. Bu ona benziyor biraz. Yani bu profesyonel dünyada bunları yapmadığınız zaman daha üst seviyelere tırmanıyorsunuz. Zaten tabii nispeten daha tecrübeli oyunculardan da bu hataları daha az bekliyoruz. Hatta daha tecrübeli oyuncular bu hataları yaptığında biz biraz daha fazla konuşuyoruz. Aynen. Sesimiz daha çok çıkıyor. Aynen öyle. Onlardan beklentilerimiz daha fazla. Ya çünkü bu tamamen hani yeterince ciddiye almak, o anda havaya girmekle alakalı. Yalnız bu tabii Baron güçlendirmesinin sonucunda sadece bir kule alabilmesiyle sonuçlandı Royal Bandits'in. Ama sen başından beri ikimiz de söylüyoruz. Sen özellikle diyorsun. Royal Bandits hiç kule almasında bir şey fark etmiyor ki. Royal Bandits sadece ya beyler ne zaman 35'inci tak oluyor? Hadi bizim güçlenmemiz lazım diyor. Holy'den bu arada ilginç bir eşya tercihi. Özellikle Skarner ve Ornn'u düşünerek son fısıltıya öncelik vermiş bombardıman topundan önce. Yani bütün nişancılar arasında belki de o üçlü eşya setine ebedi kılıç, bombardıman topu ve statik hançere en çok öncelik veren Tristana. Ama burada son fısıltıyla beraber tankları biraz daha hızlı eritmek istemiş Holy Phoenix. Bakalım bunun sonucunu görebilecek mi? Bunun ödülünü alabilecek mi? Erken son fısıltı yalnız özellikle bu kompozisyon için çok ama çok önemliydi. Tahmin ediyorum hatta bombardıman topundan önce onu Lord Dominic Efendi'nin hürmetlerine çevirecektir diye düşünüyorum. Orada da bir kirçeyiz parçacığı alarak bizde de kafaları karıştırdı. Ama en azından yükleri daha az yüklü. Geri gittiğinde çantasındaki altın oranıyla alakalı. Şimdi bir sonraki ejder alev ejderi. Bu da Royal Bandits'in kesinlikle dikkatle beklediği bir görev olacak. Özellikle bir daha ejderleri, bir Nunu'ları, bir de Kasiopyaları varken bu görev onlar için çok önemli. Rakibin de bir tane alev ejderi olduğunu unutmayalım. İkinciyi vermek geç aşamada güçleniyor olabilirsiniz ama iki alev ejderi bayağı şeyi dengeler. Ejderini zorlaştırır onları. Gerçi haritaya o kadar hakimler ki şu aşamada ibre tamamen kendi ya oyun şey dengeleri tamamen Royal Bandits lehine. Bir kere üst koridorda 2, orta koridorda 1, nişancılar arasında 1 seviye farklı öndeler. O seviye farkları ne kadar daha kaynak aldıklarını gösteriyor ve seviye farkı da bir eş, belki bir eşya kadar değil ama önemli bir güç farkı yaratıyor tabii oyuncular arasında, şampiyonlar arasında. Şimdi Cassiopeia üst koridorda baskı kuruyor. 1 dakika 50 saniye sonra vadide bir şeyler olacak. Aynen. İki kişi birden gelecekler, hem Baron hem Alev Ejderi. Burada tabii bakalım bir takas olur mu ama bu takasın dezavantajlı tarafında kalan kesinlikle Aurora olacak. Yani ilk Alev Ejderi'ne başlarsa Royal Bandits, Aurora aynı anda başlasa bile Baron'a çok rahat yakalayabilirler onları. O kadar hızlı alacaklar. Şimdi Rain bir kırmızı almak istiyor. Tabii Rain'in yanında Janna var. Dolayısıyla o da oyun sonu geldiğinde hatır sayılır bir kuvvete erişecek ama bir tarafta Brown ve Nunu'su olan Holy Phoenix kesinlikle kompozisyonel anlamda büyük avantaja sahip. Bu arada Lord Dominic Efendi hürmetlerinin yerine bombardıman topunu altına yetiştirdi ve altına bombardıman topunu aldı. Tristana oldu böylece. 14. seviyede de geldi çünkü. O Tristana olmuş. Şimdi maviyi de çalacaklar rakibin ormanından. Bir de maviye tüket. Hop, tüket de kullandı. Maviyi de aldım Balrang. Şimdi bu kilit savaşa girerken hemen eşyalara bir bakmak lazım. Özellikle Scepter tarafında bitmiş olan Seraphine Şefkati dikkat çekiyor. Ve hiçlik değneği. Yani hem zırh delme hem büyü nüfuzu var şu anda iki taşıyıcısında Royal Bandits'in. Ve o yüzden bu tankların, iki tane çok güçlü tankı var ama o tankların işi hiç kolay değil. Ve bir yanda da tabii Malrang'ın üzerinde şövalyenin adı olduğunu söylemek lazım. Ordu kalkanı da var. Artık taşıyıcılara bütün yatırımlar yapılıyor. Brown ve Nunu koskoca bir takımın işlevsellik yükünü çekiyor şu anda. Aynen öyle. İki taşıyıcıda büyü nüfuz ve zırh delme var. Şövalyenin adayla ekstra güçlenme. Diğer tarafta Demir Soleri broşu var. Oradan da ekstra gelecek kalkan. Yani şu anda geç aşamada taşıyıcılarının istediği eşyalara, istediği seviyelere hakim gözüküyor Royal Bandits. Şimdi bu arada Broken Blade yakalanmış. Sıçrasını da kullandı. Broken Blade'in oradan çıkışı var mı? Zehir de geldi. Kendini hızlandırdı Broken Blade. Fıçıyı bıraktı. Otomatik saldırıyı yaptı. Gül oynuyor oradan çıktı. Gül oynuyor oradan çıktı ama Sept'e de yatsın kalksın. Sept'e de dua etsin. Sept'in o zehir. Çok
çok yardım etti. Şimdi Alevecilerine dönecekler mi? Baron da vadide, Alevecileri de vadide. Şimdi Aurora rakibini bir hamle yapmaya itmeye çalışıyor. Başlamamaları lazım Baron'a çünkü orta koridordan gelen rakiplerini görüyorlar. Bu çok akıllıca bir hamle. Broken Blade ışınlarını kullanıyor. Örgü duvar güzel geldi Naru'dan. Malgan içeri sıçrayla girebilir yalnız ve Baron'u bırakmak zorunda kaldılar. Bu hamleyi yapan Aurora oldu ama geri adım atan da onlar oluyor. Az Baron'un işi bitmedi. Otomatik saldırı yaptım. Ben başlarım dedi. Fenki'den ulti geliyor şimdi. Bu takım savaşı çok önemli ama Dumble işte kapı gibi. Braum ne kadar önemli bir counter. Onu görmüş olduk. 2300 canlı savaş başladı arkada. Birinci skor geldi. Rain düştü. Taşıyıcı gitti. Diğer taşıyıcı sırada. Şimdi Baron'un canı 2100 ama kimsenin umurunda değildi Baron. Şimdi Royal Bandits taşıyıcıları aldık. Bir de Baron alalım diyor. Farfetch. Gülle atışı. Holivrix koşu yoluna gitti bizim ben Fenki'nin. Holivrix sen öleceksin. Ya, tanklar ne yapıyorsunuz? Gelin buraya. Son fızıltıyla beraber roket atlayışı. Wisdom'dan burada kronometre geliyor. Holly yakalayacaklar mı? Holly'den şifa da geldi. Fenki'yi düşürmesi çok kolay olmayabilir ama Malrank geldi. Kanını da kaynattı Holly'nin. Holly buradan bir skor daha çıkaracak. Tankların koşu yolunu atlayan nişancı görmedik demeyiz artık. İki tank, ikisi de az, özellikle Orm ciddi hasar potansiyeline sahip. Holly gitti. İkisini de yok etti. Oyunu da bitirdiler. Maçı kazanan hamle olmuş olabilir diyeceğim ama Naru birazdan vadideki yerini alacak. Yok yok. Rain vadide, Farfetch'de bu arada hayatta yeniden. Minyon dalgası temizlemeyi başarırlarsa bu maçın bitişini geciktirebilirler, engelleyebilirler. Ve Naru hemen toprak bozumunu koydu. Yani şimdi Holy Phoenix orada patlayıcı yükü kulenin üzerine bıraktı. Jana da kalkanı koydu. Burada hayatta kalmaya çalışıyor Aurora. Ve fena iş çıkarmadılar. Evet bitmedi oyun. Bakalım Royal Bandits daha sorumlu davranıp yalnız geri dönecek. Yalnız Holly'nin yakaladı. Holly şimdi yalnız kendisi uzun kasırgaya yakalandı. Arka tarafta yeni yapmış olduğu civa kuşağıyla da beraber. Şimdi bu arada taşlaştıran bakış. Farfetch'ten önce Wisdom düşüyor. Onu da Holly aldı. 9. skoru maçtaki. Tutmayı başardı demiştik Aurora için ama. Tutmayı başardıkları gibi burada. Fırlatmayı da başaracaklar gibi görünüyor. Nexus'a son vuruşlar. Son hamleler. Royal Bandits dünü mağlubiyetle tamamlamıştı ama bu karşılaşmayı kazanarak haftayı 2 galibiyetle kapatmayı başarıyor. Aurora için ise hafta başında çok iyi şeyler söylüyorduk ama bu haftayı hiç iyi geçirmedi Aurora cephesi. Erken ve orta oyunu çok domine eden bir kompozisyona sahip olmalarına rağmen erken ve orta oyunda daha üstün olan taraf Royal Bandits'ti. Onlar tabii çok alt koridor odaklı oynadılar ama alt koridor oynamalarına gerek yok. 2-2 de skor alınca Dumbledore, Holy Phoenix açıkçası her şeyi tersine çevirdiler. Ve bütün kontrolü de ele aldılar. Bu arada eski takım arkadaşları Holy ile Farfetch, yine Dumble ile Naru, onlar da birbirleriyle hasret gidermiş oldular. Ve Royal Bandits